Hepinize merhaba. Bugün bir önceki videoda pazardan almış olduğum Faber-Castell sulu boyayı inceleyeceğiz. Bu sulu boyayı 3 liraya almıştım. Birazcık pisti. Renklerinde böyle siyahlıklar vardı. Ama ben güzelce temizledim, sildim, yıkadım. Ve şu an renkleri ortaya çıktı. Kullanılabilir hale geldi. Bu şekilde Faber-Castell'in klasik serisinin 8'de bir sulu boyası. Şurasında birazcık çatlak var ama bence sorun değil. İçerisinde bir de fırça var. Fırçaya da bakmak istiyorum. Temizlemek için biraz uğraştım. Siyah renklerin çıkması çok zor oldu. Ama şu an renkler güzel görünüyor. Fırçası normal, klasik Faber-Castell'in sulu boya fırçası. Zaten setlerin içerisinden böyle fırçalar çıkıyor ama pazardan aldığım ürünün de eksiksiz olması bence güzel. Ve şimdi bu sulu boyayla tatlı bir resim yapalım. Bakalım nasılmış. Şimdi yapacağım çizimin eskizini oluşturuyorum. Bu arada bu çizim bana ait. Videodan önce birazcık aklıma bir şeyler gelmişti, tasarladım. Şimdi de onu yapıyorum. Eğer referans alıp çizmek isterseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram'dan da beni etiketleyerek çizimlerinizi paylaşabilirsiniz. Benim kendi çizimlerimi referans aldığınız zaman ben çok mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor. Zaten kendi ürettiğim bir şey olduğu için ve sizlere de yararlı olabildiğini gördüğüm için çok mutlu oluyorum. Eskizim de bittikten sonra bu şekilde liner kalemle üzerinden geçeceğim. Sulu boya için liner kalem kullanacaksanız mutlaka alacağınız kalemin suda dağılmayan, işte suya dayanıklı olduğuna bakmalısınız. Yoksa sulu boya yaparken liner kalemin de mürekkebi dağılırsa çok kötü olur. Yani böyle normal tükenmez kalem tarzında kalemler kullanmayın bence. Suya dayanıklı olduğunu kontrol edip o şekilde kullanın. Bu kalemler de suya dayanıklı olduğu için genelde sulu boyalarımda da markerlarımda da bu kalemi kullanıyorum. Güzel bir sulu boya görüntüsü oluşturabilmek için buradaki kurşun kalem lekelerini siliyorum. Ve artık sulu boyaya başlayabilirim. Bu sulu boyalarda tabii ki böyle herhangi bir palet olmadığı için renkleri çözünürlüğünü azaltacak ya da renkleri karıştıracak bir yer olmadığı için ben buradaki kapak kısmını kullanıyorum. İlk olarak kahverengiden başlayacağım. Kahverengi yerleri yapacağım. Bu arada burayı hani illa renkleri karıştırmak için değil, bu şekilde su oranını ayarlamak için de kullanabilirsiniz. Sulu boyanın amacı bu zaten. Renkleri çok pigmentli bir şekilde uygularsanız hoş durmaz. İlla ki su ile birazcık orantılı bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Bunun için de bir palete ihtiyaç duyuluyor. İlk olarak kahverengi detaylardan başladım. Evlerin çatısını, gövdesini yapacağım. Daha sonra da aşama aşama ilerleyeceğim. Evler için birazcık sarı kullanacağım. Kahverengi ile sarı rengini karıştıracağım bu şekilde. Güzel bir efekt olacak bence. Daha sonra buradaki çaydanlık ve fincan için mor rengi oluşturacağım. Kırmızı ile maviyi karıştırarak güzel bir mor tonu elde edeceğim. Biraz daha soğuk bir ton olduğu için maviyi daha bol kullanıyorum.
Şimdi çizimin ana temel rengini oluşturacak olan yeşil rengine geçiyorum. İki ton yeşil rengi oluşturacağım. Birini siyah ve mavi ile koyulaştırarak, diğerini de sarı ile açarak iki farklı renk tonu oluşturdum. Bu ikisini de kullanacağım şimdi. Sulu boyanın içinden çıkan fırça bence çok kötü. Genelde Faber-Castell'in böyle klasik serisinden çıkan fırçalar gerçekten kötü oluyor. Bu yüzden kendi fırçamla devam edeceğim. Hem suyu güzel taşımıyor hem de renkleri kağıda güzel geçirmiyordu öteki fırça. Bu fırçayı çok seviyorum ve çok güzel sonuç veriyor bence. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi aşama aşama çizimdeki diğer yeşil tonlarını oluşturuyorum. Hem kahverengi hem sarı kullanarak açık ve koyu renkler oluşturmaya çalışıyorum. Birazcık açık yeşil, birazcık koyu yeşili karıştırarak renk tonu elde ediyorum ve bol bol su kullanıyorum. Şimdi arka planda açık bir mavi kullanmak istiyorum ama burada da bir tek lacivert rengi var. Bu rengi suyla açıyorum. Bolca su kullanarak açık bir mavi haline getiriyorum ve arka planda uygulama yapıyorum. Arka planı da yaptıktan sonra çizimdeki diğer detayları eklemeye başlıyorum. Koyu bir kahverengi tonu kullanarak kahverengi yerlere detay ekliyorum. Böyle koyulu açıklı ton yapmak güzel oluyor bence. Bu kadar keskin detaylar eklediğim için suyla birazcık yumuşatmaya çalışıyorum. Ama bu sulu boyada böyle birazcık renklerin karışımı ve yumuşaması zor oluyor. Kağıt yıpranıyor gördüğünüz gibi. Diğer sulu boyalarda pek öyle olmuyor ama bunda gerçekten karışım birazcık zor oluyor. Şimdi çizimim büyük çoğunlukla bittiği için siyah renkte detay eklemeye çalışıyorum ama bunu abartmamak gerekiyor. Gerçekten çok küçük yerlere yapmak lazım. Yoksa çok fazla siyah kullanınca kötü oluyor. Ben de çok küçük detaylara siyah renk eklemesi yapıyorum bu şekilde. Sadece çizgisel şekilde böyle küçük küçük uyguluyorum. Ve yapmış olduğum çizim bu şekilde oldu. Bence çok tatlı oldu. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Sulu boyayı inceleyecek olursak bence bu sulu boya, yani Faber-Castell'in klasik serisi, başlangıç için çok ideal bir sulu boya. Bir önceki videolarımda da sulu boya videolarımda söylüyordum hep. Bu sulu boyayı alıp kolaylıkla bir sulu boya çalışması yapabilirsiniz. Eğer kalın gramajlı bir kağıt kullanıyorsanız sulu boya ihtiyacınızı oldukça karşılayacak bir sulu boya. Ama tabii ki çok profesyonel anlamda işler çıkmasa da başlangıç aşamasında sulu boyaya alışmak için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu sulu boyayı pazarda denk geldim aldım ama siz kırtasiyeden de alabilirsiniz. Bence sulu boya ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ama bu sulu boyayı alırsanız benim tavsiyem güzel bir defter ve güzel bir fırça alın kendinize. Bir önceki videomda bu sulu boyayla birlikte guaj boya da almıştım. Bu guaj boyayı da çok küçük bir kağıda inceleyelim bence. Bu şekilde herhangi bir kapta karıştırabilirsiniz. Biraz guaj boya, biraz suyu. Ama benim kabım yok şu an. Bu kapağını da karıştıracağım. Birazcık guaj boya alıyorum ve kapağına biraz su ekliyorum. Suyla guaj boya birbirine iyice karışana kadar, güzel bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Rengi gerçekten çok fosforlu ve güzelmiş. Kıvamı da çok güzel. Ben çok su kullandım, az boya kullandım. Daha çok boya kullandığım zaman daha güzel olur. Gerçekten kaliteli ve güzel bir boya. Yani orijinal Talens'in guaj boyasıdır diye düşünüyorum. Böyle bir boyayı pazardan 1 ya da 2 liraya almak bence mutlu edici. Bugün benim videom bu kadardı. Pazardan almış olduğum ürünlerle bir çizim yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.